Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Bu haftaya başlarken global piyasalarda sakin bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Uzak Doğu'da pozitif bir seyir var. Japonya ve Çin endeksleri %1 yukarıda. ABD ise cuma kapanışlara yakın olduğunu görüyoruz şimdilik. Amerikan piyasaları geçen haftaya kötü başlamıştı. Haftayı daha sonraki Perşembe ve Cuma günkü yükselişlerle toparladı ama özellikle Uzak Doğu piyasalarında Çin'de dipten hafif bir reaksiyon vermeye çalıştığını söyleyebiliriz. Gözlemlediğimiz önemli endeks hareketleri burada. Avrupa'da ise biliyorsunuz Avrupa borsaları bu senenin iyi performans gösteren borsalarından dünyada, ancak orada da geçen hafta hafif bir kar realizasyonu olduğunu gözlemledik. Bu hafta önemli bir makro verisi yok. Ne Amerika'da ne Avrupa'da. O yüzden çok piyasalara yön verecek önemli bir gelişme yok. Benim gördüğüm kadarıyla İsrail-Hamas olayında İsrail Refah'a bir kara harekatı başlatabileceğini okuyorum uluslararası medyada. Diğer yandan da Amerika'nın iki tarafın esir değişimi hakkında çabaları var. Oradaki bir takım gelişmeler önemli olacaktır. Piyasa fiyatlamalarına baktığımızda en önemli konulardan bir tanesi bizi ilgilendiren açıkçası petrol fiyatlarındaki gevşeme. Petrol fiyatlarında son bir ayda Brent petrolün fiyatı %8 aşağıda, 91 dolarları kadar görmüştük açıkçası. Bizim dış ticaret açığımız açısından en önemli kalemlerden bir tanesi enerji kesinlikle. O yüzden Brent petrol fiyatlarındaki gelişmeleri dikkatli takip ediyoruz. Çünkü Ticaret Bakanlığı Nisan ayı verileri açıklandı. Dış ticaret açığı Nisan ayında yıllık bazda %13,3 yükseldi. 9,9 milyar dolara. Bir süredir en çok bahsettiğimiz konulardan bir tanesiydi bu. Özellikle TL'nin yönü konusunda bizim pozitif olmamıza sebep olan en önemli faktör dış ticaret açığının azalmasıydı. Dış ticaret açığı azaldıkça bizim gerçek döviz ihtiyacımız azaldığı için TL üzerindeki baskının da azalacağı iddiasındayız biz Ekim ayından beri ve veriler bunu destekliyordu. Açıkçası Nisan ayı bana göre biraz kötü gelen ilk ay. Umarım tek ay olarak kalır. Tekrar rakamların düşmesini beklerim. İhracatta zaten herhangi bir hareket yok. İhracatımızda bir büyüme gözlemlemiyoruz açıkçası baktığımızda. O taraf çok yavaş gidiyor. Avrupa ekonomileri de zaten çok hareketli değil bizim en önemli piyasalarımızdan. Ama dış ticaret açığı bizim en çok takip edeceğimiz verilerden bir tanesi. Özellikle yaz ayları turizm sezonunun canlı gitmesinden dolayı buradaki açığın daha az konu edileceği aylar. Ama dediğim gibi TL konusunda herhangi bir görüş bildirirken en önemli bakılması gereken faktörlerden bir tanesi dış ticaret açığı ve onun sebep olduğu cari açık dengesi. Bunu hiç unutmamamız lazım. Nisan ayını kapattık. Nisan ayı özellikle TL'nin hızlı değer kaybedeceğini düşünenler açısından hayal kırıklığı oldu. TL seçimlerden sonra aynı seviyede. Bunun da önemli bir açıkçası fırsat maliyeti var. Artık aylık %4'lük bir fırsat maliyetine bakıyorsunuz. Hem de risksiz bir fırsat maliyeti. Burada yabancı girişi son 4 haftada oldukça hızlandı. Yabancı son 2 haftada hisse tarafında satıcıyken özellikle tahvil tarafına girişin olduğunu gözlemliyoruz. Rakamlar orada gelişiyor. Son
4 haftada toplam yabancı girişi 7.9 milyar dolara yükseldi. Tabii ki burada diyeceksiniz ki bu kadar çok para girdi. Hani borsa tamam iyi gitti ama hepsi nereye girdi acaba diye. Tabii önemli tarafı bunun swap. Yani bu 7.9'un 6.8'i swap kanallarıyla Türkiye'ye giren paralar. Ama bunlar da önümüzdeki dönemde her zaman TL tarafındaki varlıklarda pozisyon alınabileceği konusundaki önemli güven verici işaretler. Bu Mart sonuna kadar dönemde toplamda eksi 1 milyar dolarlık bir çıkış vardı. Yani 3 ayda 1 milyar dolarlık çıkış, 1 ayda 7.9 milyarlık bir giriş var. Bu pozitif. Onun dışında S&P'nin not kararı vardı. Yani beklenildiği gibi not artışı ve görünümdeki düzeltme geldi piyasada. Ve özellikle TL'ye güvenin tesis edilmesi halinde, yani bunun devam etmesi halinde ikinci bir not artışının da gelebileceği sinyalleri verildi. Bence biz dediğim gibi bu programı, sıkı programı devam ettirebilmemiz önemli olacak. Sonbahardaki değerlendirmelerde ikinci bir not artırımı da bu şekilde devam edersek gelebilir. Ama tabii ki zorlayıcı dönemlerden geçiyor olacağız. Şimdiye kadar aslında çok hissetmediğimizi söyleyebilirim. Evet, fiyatlar ve enflasyon çok yukarıda ama şimdi de ekonominin yavaşlamasıyla ilgili bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. İlk işareti otomotiv piyasasında gelmişti ama diğer konuştuğumuz sektörlerde de Nisan ayında önemli bir yavaşlamanın olduğunu, Mayıs ayının ilk haftasında da ciddi herkesin bir bekle gör politikasına yöneldiğini söylüyorlar. Tabii ki bu talebin azalması enflasyon konusundaki en önemli gelişme olacak. Yani bu da çok keyifli bir dönem olmayacağını söyleyebilirim 3-5 ay. Bu olmadan da enflasyonun düşmemesi çok zor gözüküyor. 4 aylık enflasyon kümülatif olarak 2000 yaklaşık %19'lara geldi. Mayıs'ta da %3 geldiğini düşünürsek büyük bir ihtimalle senenin yarısında en büyük tartışmalardan bir tanesi asgari ücrete bir zam olacak mı olmayacak mı? %25'lik kabaca bir yarı yıl enflasyonuyla kapatacağız gibi gözüküyor. Mehmet Şimşek yapılmayacak deniyor diyor. Ama yapılmadan atlatılabilecek mi bu dönem? Onu görüyor olacağız. Ama yapılmadığı takdirde de tüm ücretlerin senenin ikinci yarısında zaten çok sıkışacağını göreceğiz. Vergi dilimlerinden dolayı iyice gelirler ve harcanabilir gelirler azalacak. Tüm bunların piyasadaki tüm sektörlere etkisini görüyor olacağız açıkçası. Piyasa tabii ki tüm bu dönem içinde, seçim sonraki dönemde oldukça hızlı bir hareket gösterdi. Önemli bir dolar bazında da baktığımızda 325 dolar direnci var. Yaklaşık 10.400 seviyelerine denk geliyor. Buraları biraz geçmekte bu noktadan sonra biraz zorlanacaktır diye düşünüyorum. Bilançolarda karışık resimler var. Özellikle enflasyon muhasebesinde gördüğümüz bazı rakamlar gerçekten bazı şirketlerin oldukça pahalı seviyelerde olduğunu gösteriyor. Ben onlarla ilgili detayları yine arkadaşlara bırakacağım. Ama dediğim gibi hisse ve sektör seçimi daha da önemli olmaya başlayacak yavaşlayan ekonomik aktivite döneminde. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi haftalar diliyorum tekrar. Herkese günaydınlar. Bugün Maçkolik hisse başına 6 lira 09 kuruşluk bir temettü dağıtacak. %6.2 temettü verimini işaret ediyor. Öte yandan mavi 2 lira 13 kuruşluk bir temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Bu da %2.2 temettü verimine işaret ediyor. Yarın da Natural Gaz, Aztek ve Jansa temettü dağıtıyor.
olacak hisseler diyebiliriz. Öte yandan cuma sabahı da bahsetmiştik. Nisan ayı otomotiv verileri açıklanmıştı. Hafif araç tarafında Nisan ayında yavaşlamanın ilk sinyallerini almış olduk. Yıllık bazda %22'lik bir azalma gördük ve 76 bin adetlere gerilediğini gördük otomotiv satışlarının. 19 ay arda arda güçlü büyümenin ardından gelen bu %22'lik daralmanın yavaşlamanın ilk sinyalleri olabileceğine inanıyoruz. Aslında güçlü Mart ayının ardından ayın başında Nisan ayına dair de olumlu sinyaller alıyorduk. Ancak ayın ikinci yarısından sonra talebin zayıfladığını ve otomotiv satışlarının da bir önceki aya göre %22 düşmüş olduğunu gördük. Genel olarak bizim Nisan ayı ardından da talep öngörümüzü koruyoruz ve %19 daralışa işaret eden 1 milyon adetlik bir hafif araç satışı tahmin ediyoruz 2024 yılında. Fakat önümüzdeki 2-3 aylık dönemin özellikle talebe ilişkin daha net sinyaller vereceğine inanıyoruz diyebiliriz. Burada ayrı bir not olarak da Tofaş tarafında Stellantis Türkiye operasyonlarının satın alımı ile ilgili halen Rekabet Kurulu onay süreci devam ediyor. Biz burada kararın yakın bir dönemde gelebileceğine inanıyoruz ve onayın gelmesiyle birlikte Tofaş için olumlu bir katalizör olacağına inanıyoruz. Bu nedenle de Tofaş'a en beğendiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz diyebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Merhabalar, günaydın herkese. Benim tarafta önemli bir şirket haberi görmedim açıkçası çok. Geri alımlarda birkaç tane var ama yine öyle çok kayda değer bir şey yok açıkçası. Endeks zaten iyi gidiyor, hisseler iyi gidiyor ve hani çok geri alım ihtiyacı da yok gibi görünüyor şu fiyatlardan diye düşünüyorum. Akfen'le görüşeceğim bugün. Yenili bir enerji şirketi Akfen Yenilenebilir. Bunun kârı açıkçası iyi gelmişti. Biz şirkette daha önce görüşmüştük ama ya çok iyi sinyal vermemişlerdi açıkçası. Ve hani sanki dördüncü çeyrek biraz zayıf geçiyor gibi izlenim edinmiştik ama iyi açıkladı açıkçası sonuçları ve yani bugün bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu anlamaya çalışacağız. Bioen'le mesela bioenerji şirketi var, Bioen. Onunla da görüşmek istiyorum açıkçası. Bir randevu almaya çalışacağım. Orada da yani son içeriği de açıklamadı şirket ama borcu olan bir şirket. Ama hani çok aşırı bir borcu yok ama bir miktar borcu var ve daha çok benim ilgimi çeken de dolar bazlı $133 dolar garantili satış fiyatı olması. Yeklem kapsamında yenilenebilir enerji şirketi olduğu için hani daha yüksek fiyattan satabiliyor. Şu anda elektrik fiyatları işte $70'lardayken hani bunlar $133'lardan satıyorlar. Bir de şey dikkatimi çekti açıkçası. İlk 4 ayda bioenerjinin üretim rakamları da oldukça iyi gitmiş. Yani oradan bir hani hikaye çıkarma bakacağım. Açıkçası yani çok çok ucuz görünmüyor. TDF ve külasyosuna bakınca, FK'ya bakınca çok ucuz değil ama yani iyi bir dördüncü çeyrek rakamı ve ilk çeyrek rakamı yani bu rasyonu da aşağı çekebilir ve daha ucuzlatabilir gibi de görünüyor açıkçası. Dikkatimi yani çekti açıkçası bu iki şirket. Bioen ve Akfen. Bunun dışında Aksa Enerji 9 Mayıs'ta açıklayacak. Konferans yapacaklar onun da. Aksa Enerji'yi takip ediyoruz. En çok beğendiğimiz işlerden bir tanesi zaten. Nasıl geleceğini göreceğiz. Beklentimiz işte 1 milyar TL civarında kar olması yönünde son çeyrek için. Takip edeceğiz. Onun dışında holdinglerle de sağ olu beğenmeye devam ediyoruz. Holdingler genel olarak ucuz görünüyor bu arada. Yani biz ama Sabancı yapıyla çıkarıyoruz. Hani hep de bahsettiğimiz gibi hem FK olarak hem değerleme olarak daha ucuz görünüyor diğer holdinglere göre. Ve enerji üretimin halka arzı da bu tabii belirsiz, ne zaman olacağı belirsiz ama o da önemli olabilir şirket açısından. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.
Arkadaşlar günaydın. Öncelikle tabii Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesi bekleniyor olsa da artık bir seriye bağlanılmış olması ve bir daha çok pozitif bakışla hareket edilmesi aslında gerçekten de geçen 10 yıldan sonra ciddi bir yukarı hareketinin de başladığını gösteriyor. Temel anlamda doğru şeyler yapıldığı takdirde. Bu önemli. Hatta artık dolar TL tahminlerinin yıl sonu için 31.88'lerde olması gibi şeyler. Bunlar da özellikle dolarize olmuş Türk yatırımcının, yerli yatırımcının biraz artık elindeki dövizlerle stres olmasına da sebep olacaktır. Bu davranışsal olarak böyle düşünülebilir. Ama tabii ki Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre bu arada da ülkenin, hazinenin rezerv biriktirmesi de gündemde olacaktır bu süreç içerisinde. Yeter ki doğru şeyler yapılsın. Burada bir de tabii ki şey var, İsrail konusu hala bir ateşkes sağlanmadı ve çok çetin geçiyor durumlar. Ama açıkçası insanlık adına zor dönemler olduğunu söyleyelim. Yani o orada böyle demokrasinin kılıcı gibi duruyor olacak Amerikan seçimleri öncesinde. Bakalım nasıl bir tavır seyredilecek. Piyasaya direkt etkisi olmasa da geri planda bir etkisi söz konusu olabilir. Genel anlamda Türkiye'nin pozisyonu iyi. Genel dünya ticareti içerisindeki bölgesel yeri iyi. Batuhan'ın bahsettiği gibi ihracatta çok hareket yok henüz. İthalatta da aslında yok. Sadece altın ithalatı bu dönemde bir miktar bu ayda Nisan ayında biraz artmış görünüyor. Sonraki aylardaki hareket tabii ki önemli. Turizm aylarına giriyoruz. Turizmde de işte beklentiler var. Ama tabii TL'nin yine durumu da tartışılıyor. İhracatçılar için tartışılıyor ama şöyle de bir durum var. Yıllardır TL zayıflatarak İhracatın arttırılamadığını gördüğümüz bir ortamda dış ticaret dengesinin yine kurları çok yine TL'yi değersizleştirerek de belki elde edilmiyor, bir değer elde edilemiyor gibi bir durum çıkıyor. Şimdi de tabii ki çok fazla değerlenmesi gerekmiyor ama dengeli bir şekilde gitmesi bir miktar gerekli enflasyon açısından. Tabii ki öte yandan da ihracatçılarımızı falan sınırlayacak. Şirket karları gelmeye devam ediyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Ama şöyle söyleyeyim. Yani enteresan şirketler enteresan fiyatlarda işlem görüyor arkadaşlar. Özellikle buna çok dikkat edilmesi lazım. Yani önceden şu oluyordu. Borsa iyi gidecek, gidebilir. Evet, gidecek. Ama öyle bir hisseler var ki 30 çarpanlarla 40 çarpanlarla. Gerçekten rastgele, özellikle bireysel yatırımcılar açısından söylüyorum, rastgele hisse seçim şey yapılı hisse senedi almanın saatli bomba gibi olduğu bir dönemdeyiz. İnsanların alırken bir bakması, böyle bir koklaması, yani insan kavun alırken bile kokluyor. Yani bir bakıp temeline biraz bakıp ya bu şirket ne yapar eder düşünmesi lazım. İnanın çok büyük farklılıklar oluşmaya başladı. Grafiğine bakıp sadece alıp ah bu işte gidecekmiş, rally yapacakmış falan gibi şeylerin ben aşırı derecede rahatsız edici olduğu bir dönem olduğunu, bakın bir daha altını çiziyorum. Dediğim gibi hisse beklentileri satın alır, ileriye dönük olur ama yani şu ortamda alırken iki kere dikkat etme gerekir. Temeli çok kuvvetli likit hisselerde bazen bizim beklediğimiz olmuyor ama bazı hisseler de tamamen artık şey gibi, kağıt gibi işlem hale geliyor. Bu konuda ben ekstra bir uyarma ihtiyacı duyuyorum. Ama tabii ki kendi düşen ağlamaz. Herkes hesap verilebilirlik önemli yatırımcılar açısından da. Bu dönemde özellikle dikkat etmekte fayda var. Özellikle hisse senedine olan ilginin artacağı dönemlerde. Böyle bir parantez açıp kapatmış olayım. Şirketler açıkladı bugün. Bayağı bir şirket var. Ama burada olumlu olarak dikkatimi çeken benim, tabii net aktif değerine göre rakamına da bakmamız lazım ama Torunlar GYO'nun ki iyi görünüyor. Vakko iyi görünüyor. Bir de Hatsan Gemi diye bir şirket ama onun da çarpanları çok yüksek. Yani hem şey olarak bilmiyorum, değerlemeye bir bakalım. Zeynep orada ne kadar net aktif değeri bana bir arada söylersen. Bir o var, bir de Vakko var. Vakko yani
maviye göre falan da daha iskontolu durumda. Dikkat çeken, sonucu iyi görünen hisse olarak ben Wako'ya dikkat çekmek isterim. Öte yandan birçok şirket var, işte Avot, CVKM'de, Demirtaş, Fonet, Gesan, İpta, GSD. GSD şirketleri çok iyi kar açıklamamış, onu söyleyebilirim. İzmir Demirçelik fena değil kar olarak ama kar marjı tabii operasyonel karı düşük. İşte Santexil fena değil ama yine de o da çok böyle cazip görünmüyor. Tukaş Orta çok iyi olduğunu dediğim gibi söyleyemeyeceğim. Hatex, Konturmatik var. Büyük şirketlerden, onun da çarpanları çok çok yüksek noktada. 1,7 milyar dolardan. İleri dönük tabii hedefleri vardı. Bunları görmek lazım ama yani hala çok yüksek çarpanlarda olduğunu görüyorum ben. Söktaş falan, bunlar kar etmemiş. GSD Holding. Yani bugün şöyle söyleyeyim size, 5, 15'in üzerinde herhalde şirket kar açıklamış görünüyor. Ama çoğunun ya çarpanları çok yüksek ya da iyi sonuçlar açıklamamışlar. Burada dediğim gibi altını çizeyim. Torunlar GEO biraz iyi görünüyor kar olarak. Bu da tabii GEO'lar genelde öyleydi. Ve Wako, aslında bugünün tek akla geleni Wako. Birçok şirketle de yatırımcılar eninde sonunda bu reel rakamlarla yüzleşiyor olacak. Bunu da ifade etmek yanlış olmaz. Öte yandan sentimente geçiyorum. Sentiment tarafında 10.277 ile kapattık. Yani tabii ki S&P'nin notu yükseltmesi ve görünümü de pozitife yükseltmesi. Görünümün şu önemi var arkadaşlar. 6 ay sonra bir daha yükseltebilirim işareti. Nötr deseydi 6 ay sonra hala aynı tutabilirim sinyali verirdi. Negatif deseyse 6 ay içerisinde düşürebilirim sinyaliydi. Yani duble iyi demek bir şey aslında bu. Hem şu anda iyi, iyi işler olursa yukarıya da çevirebiliriz şeklinde. Bu tabii önemli noktalarda olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani şu anda sentimentin sınırların üzerinde seyir ettiğini düşünüyoruz. Bundan sonraki dönemde haber akışı tabii ki belirleyici olacak ama buralardan bir şeyde hareket içerisinde, hep kredi notundan yükselmesinden sonra hareket olabiliyor ya, realizasyonlar vesaire de olabiliyor zaman zaman. Ama burada sanki güçlü bir trend var. Buralarda tutunmaya çalışıp en fazla, yani eğer bir süre daha tutunursa şunu göreceğiz. Önümüzdeki 3 ayı nasıl geçirecek ve işte Temmuz'a kadar satın alıp almayacaklarını göreceğiz piyasanın bu seviyede. Aslında önemli nokta bu. Burada da yine hisse senedi tarafında seçici olmak gerektiğinin altını çiziyorum. Bakın bunu defalarca şey yaptım. Gerçekten dikkat ederek alınılması, bakılarak alınması çok çok önemli olduğunu ifade edelim. Sentiment değeri yüksek hisselerde bizim beğendiğimiz hisselerden BİMAŞ görünüyor. Yine taktiksel olarak Vestel'in iyi görünüyoruz. Aksa Akrilik, Kardemir, Koç Holding, Sabancı Holding gibi şirketler var. Sasa da var. Sasa da son dönemde bir yani değeri tabii ki geçmiş fiyatlarına göre düştü. Ama hala ileri dönük olumlu beklentileri satın aldı gibi geliyor bana ileri dönük. Ama tabii ki yatırımları büyük. Onlarla ilgili somut gelişmeler ekstra bir destek verecektir. Dikkat çeken hisseler tarafında hem de sentiment değeri yüksek değerli olan şirketler arasında Vestel'i yine görüyoruz. Bunun altını çizelim. Burada Migros'u görüyoruz. Şoku görüyoruz. Yani perakende şirketlerine gene teveccühünün artma ihtimali özellikle son dönemde artıyor. Eczacıbaşı İlaç, Anadolu Efes gibi şirketlerde yine dikkat çekiyor. Ayrıca mağaza açılışlarını açıklayan Migros haberi var. Migros'un da şey yaptığını görüyoruz. Yani Migros iyi bir tempoda gidiyor. Mesela Nisan ayında 4 tane 44 tane net mağaza açmış durumda. Yani aslında yıllık işte 300'lerin üzeri falan düşünülürken 300 mağaza üzeri, o yönde iyi bir şey olduğunu görüyoruz. Velhasıl geçiş noktasındayız. Önemli bir rüzgar var. Hisse senedi piyasasını destekleyen, seçici olmakta fayda var. Bunu bir kere daha, belki 5. kez altını çiziyorum. Ve
Bu dönemde önemli testlerden iç talep tarafında geçeceğiz. Otomotivde ilk sinyalleri aldık. Diğer sektörlerde de almaya başladık. Maliyetlerin yükseldiği ortamda gerçekten güvenle daralma arasındaki ruh halini yaşayacağız. Yani yavaşlama olmasını kötü algılamayacağız. Bu çünkü güveni artıracak. Şey gibi çok aşırı kilo almışsınız ve kilo veriyorsunuz gibi düşünün. Kilo düşüşü her zaman kötü değildir. İyi de olabilir. Yeter ki doğru reçeteleri uygulayalım. Bu süreçte yavaş yavaş ilk çeyrek sonuçları da gelmeye başlayacak. Yarın falan paylaşacağım. Biz Erdemir için 161 milyon dolar civarında bir net kar bekliyoruz. Onlar da sanırım Perşembe günü ilk çeyreği açıklayacaklar. Oralarda hala dünyada Çin'de çelik fiyatlarında hala bir hareket yok. Ama yine de böyle aşağı yukarı biraz daha diplere oluşturmaya başladın. Türkiye çok iyi giderse toparlanmalar başlayacak ama şimdilik sanki hala böyle çok emtia tarafında çok şey olmamak gerek. Çok çok iştahlı bir hava olacak bir durum henüz yok. Çünkü Avrupa'da ciddi sinyalleri almamız gerekir. Ama bunu bu şekilde şimdilik söyleyeyim. Daha sonra açıklama yaparız. Yine biraz önce Zeynep benimle paylaştı. Torunlar G10'un iskontosu şu anda %37 tarihi iskontosuna bakıyorum. Tarihi iskontosu da %54'lerde. Yani aslında olumlu beklentiler biraz fiyatlanmış görünüyor. Yani net aktif değerine göre baktığımız. Ama yine sanki yatırım yapılabilir. GEO şirketlerinden biri olarak genel anlamda dikkat çekiyor. Benim de söyleyeceklerim ana hatlarıyla böyle. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.